Hemen bir e, şematik şekilde ifade edelim. Arkadaşlar şurası bir delta ovası olsun. Kuş bakışı görüntü, üstten görüntü. Delta'ya e, malzeme getiren akarsu. Şu da akarsuyun kolları olsun. Bakın şöyle. Buradan su toplasın. Şurası deniz. Şöyle gösteriyoruz. Arkadaşlar mineralliği şöyle ifade etmek mümkündür. Akarsuyun bu kolu buradan demir bileşiklerini getirsin. Buradan e, sodyum, buradan manezyum, buradan kalsiyum vesaire. Birçok minerali getirsin ve delta'da biriktirsin. Delta zaten birikim malzemesi. E, şu kısım akarsu tarafından getirilen malzeme akarsu biriktirmesiyle oluşmuş. E burada bu malzemelerin birikmesi mineral çeşitliliğini oluşturur. Mineral çeşitliliği. Arkadaşlar mineral çeşitliliği de eşittir. Verimli tarım toprağı demektir. Verimli toprak. E, o zaman buradan şu yorumu rahatlıkla yapabilirim. Türkiye'de Çukurova, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz deltaları taşınmış topraklardan oluşur, alüvyallerden oluşur ve tarımsal değeri de oldukça yüksek. Peki organik madde verimliliğine bakalım. Organik maddeyi de toprağın rengine bakarak anlamak mümkün. E, humustan bahsetmiştik. Eğer bir toprak kara renkli ise, koyu kahve renkli ise arkadaşlar bilin humus bakımından zengindir. E, hatırlayalım. Bunlardan birincisi çernozyom. Çernozyom, kara toprak demekti. Erzurum, Kars platolarında yaygın olarak görülür. Bir de arkadaşlar e, kahverengli, orman toprağı. Arkadaşlar bu Kahverengi, koyu kahverengi kastediyorum. Bunu da ee, Karadeniz'de görmek mümkün. O zaman şöyle yapalım. Erzurum, Kars platoları. Bu da Karadeniz. Karadeniz bölgesi. Yalnız Karadeniz bölgesinde dağların kuzey yamacı, kuzey kesmini, denize bakan kesmini kastediyoruz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, e, toprak koşulları tarım için gerekli olan unsurdur. Toprağın verimliliğinde etki eden faktörler mineral ve organik madde çeşitliliği. E, elbette ki toprağın verimsizliği de söz konusu. e Toprağımız verimsizse e, orada tarım yapılmayacak mı? Elbette ki tarım yapılabilir. E, onu da toprağın eksik olan mineralleri tespit edilerek gerekli minerallerin yerine konulmasıyla yapılır ya da organik maddenin yerine konulmasıyla yapılır Peki bu tespit nasıl yapılır toprağın verimsiz olduğunun bilimsel göstergesi kanıtları nedir bunun için toprak analizlerine ihtiyacımız var Toprak analizi analiz sonucunda eksik yapı eksik yapıya bağlı olarak da uygun gübre kullanımı arkadaşlar Böylece tarımı etkileyen 3 önemli fiziki koşul anlatılmış oldu.